Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 akıllı sistem. Havuzlu, bitişik nizam, güzel bir villa tanıtmaya geldim. Çok mu yaklaştım? Biraz daha gideyim mi? Güzel bir villa. Müstakil girişli. Böyle kendine ait park alanı var ama zaten dışarıya da aracınızı park edebilirsiniz. Buraya park ettiğinizde havuzun manzarasını kapatmış olursunuz. Duvarlar seramikle kaplanmış. Üst tarafında da 30 santimlik bir çim çit tamamen etrafı çevirmiş. İzole bir ev. Akıllı sistem, otomatik panjurluğu, ses ve ısı yalıtımı. Yerdeki seramikler çok güzelmiş. Bak çok hoşuma gitti. İlk defa bahçede böyle güzel seramik görüyorum. Bunlar bir de kaymıyor. Terlikle gezdiğinizde de yer ıslakken bile kaymayacaksınız. Bunun avantajı var. Bitişik nizam. Biraz daha böyle Kuşadası'ndaki bitişik nizam villaları andırıyor. Ve fiyatımız da 5 milyon 500 bin TL isteniyor. Güzel bir pazarlığı var. Artık pazarlıkla birlikte 5.300, 5.250 belki daha da aşağıya düşebilir. Güzel bir havuzumuz var. 20-25 metrekare boyutunda bir havuzdan bahsediyorum. Yeşil bir seramik yapılmış. Biraz daha böyle jacuzzi tarzında kullanılabilecek bir havuz. En azından serinlemek için kullanılacak bir havuz arkadaşlar. Büyük bir havuz değil. Sizi yormaz. Taş duvar yapılmış bir kısım. Diğer kısım zaten seramikle çevrilmiş. Dış cephede de bazı yerlerde seramikler kullanılmış. Köşe bentler var. Gayet güzel. Bu seramiklerin güneş alan tarafta olmaması daha mantıklı. Çünkü bu cephede olsaydı çok daha sıcak olabilirdi. Arka bahçeye de bakalım, ardından evin girişine bakacağız. Bir basamak yükseltmişler, girişi güzel olmuş. Yan tarafta yeşil bir alan bırakılmış. Arka tarafta da yeşil bir alan var. Arka bahçe de güzel. Öyle küçük bir bahçe değil, burası liman yolu. Artık buralar gelişti. Bin sürü ev var. Bin sürü ev yapılıyor, yapılacak, devam edecek. Küçük bir palmiye dikmişler, biraz daha büyük olsa güzel olabilirdi. Güvenlik kamera sistemi hazır. Bakalım başka neyimiz var. Gayet güzel. Böyle limon çamları dikmişler. Bunlar tabii birkaç sene sonra büyüyünce harika olacak. Özellikle şu iki tane çam büyüdüğünde çok güzel bir giriş haline gelecek giriş kısmı. Beyaz bir kapı yapmışlar. Güzel olmuş. Akıllı sistem dedik. Ve bence diğer bitişik nizamlara göre biraz daha kaliteli yapılmış bir villa. Yer tamamen laminat. Böyle masif ceviz ağacına benzer bir laminat seçimi olmuş ki çok güzel duruyor. 10-12 santimlik bir süpürgelik yapmışlar. Antresit renkte. Giriş kapısından girdiğimizde sol tarafta mutfak, sağ tarafta salon kısmı, karşıda merdiven, merdiven altı çok güzel olmuş. Lavaboda mutfak kısmının arkasında kalmış. Yani kapıdan da salondan da lavaboyu görmüyorsunuz. Mutfak kısmından devam edelim. Şimdi altlar laminat yapılmış ama dolaplar da laminat yapılmış. Laminat renginde yapılmış. Ahşap renginde çok şık duruyor. Üst tarafta antresit, çerçeve yine gördüğünüz gibi ahşap renkte. Güzel bir tezgahımız var. Chimstone ve 60x120 seramik yapılmış tezgah arasında. Bunların hepsinin markasını söyleyelim. Göremiyorum ama Maita gibi bir şey okudum. Gayet güzel değil mi? Şık, tertemiz bir mutfak sahibi olacaksınız. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. iOS ya da Android hiç fark etmiyor. İndirdiğiniz aplikasyonla telefonunuzdan kullanabiliyorsunuz. Buraya bir ada mutfak tarzında da olabilirmiş. Tavan yüksekliği 2.87 boyutunda. Burada televizyon ünitemiz var. Ve iki taraftan da bahçe alanına çıkışımız var. Hem havuz kısmına hem de diğer tarafa çıkabiliyorsunuz. Havuz kısmındaki cam biraz daha geniş. Güzel olmuş. Bak buradaki avize de güzel. Spot, LED avize tarzında yanıyor. Tabii bu akıllı sistemin faydalarından bir tanesi de yangın alarmı hali hazırda bu sistemin içerisinde monte edilmiş şekilde geliyor arkadaşlar. Yani buna ayrı bir para ödemiyorsunuz. Bu da çok avantajlı bir durum sağlıyor sizin için. Çünkü girişteki şu detayları da gösterelim. Burada harika detaylar yapılmış. Çok evi boğmadan iki tane yapmışlar. Güzel olmuş. Doğalgaz tesisatı da burada mevcut. Bak raf sistemi çok güzel olmuş. Değil mi? Biblolar koyabilirsiniz, fotoğraflar koyabilirsiniz televizyon ünitesinin yan tarafına. O da ahşapla antresit karışımı gayet şık duruyor. Şimdi burada merdiven altı yapılmış ama şimdi buranın ışığı biraz daha böyle sönük yanıyor gibi duruyor. Ama bu akşam çok daha güzel duruyor. Biraz daha böyle loş bir ışık geliyor. Tabii şu alt kısma mesela mermerin alt kısmına da bence şey yapısaydı böyle beyaz bir ya da yeşil bir led değil mi? Böyle çim görünümü verseydi çok daha güzel olabilirdi. Ve lavabo kısmımız burada. Banyo lavabomuz burada. Alt katta banyo olmasının bence gerekliliği yokmuş. Çünkü alt katta bir odamız yok ama
Elzem durumlarda burası da rahatlıkla kullanılabilir. 60'a 120 antresiz renkli seramik. Belli bir duvarda açık renkli seramikle yapılmış. Köşe bentler bırakılmış alüminyum renginde arkadaşlar. Bunlar da güzel. Ama ben yine hala karşıyım. Şöyle bir cam olsaydı, burada bitseydi duş alanı olabilirdi ama bunun tam ortadan geldiği için koyamamışlar. Yani şurada olsaydı duş başlığı dediğim gibi çok daha rahat olabilirdi. Ama bu şekilde de güzel. Sürgülü olduğu için geniş bir giriş alanı var. Hatta bir video var. İzlediğinizi bilmiyorum internette. Bir abimiz otelde kalıyor. Kapı açılmıyor, duş açılmıyor. Böyle içeride mahsur kalıyor falan. Bayağı eğlenceli bir videoydu. Eğer izlemediyseniz izleyin. Yine markaları göremedim. Güzel bir renk bu da. Tabi orada da elektrik için bir alan bırakmışlar. Merdiven falan güzel olmuş değil mi? Böyle müstakil villa tadında harika bir merdiven yapmışlar. Geniş bir merdiven. Sıra geldi. En üst kata. İki katlı. Dubleks bir villa zaten burası. Orada sabit bir pencere bırakmışlar. Yine loş ışıkta güzel bir avize bırakmışlar. Spotlar orada da yanıyor. Bak burada da spotlar var. Eğer buraya bir şey asarsanız çok güzel ön plana çıkaracaktır. Mavi spotlar da kullanılmış. Ama buradaki spotlar benim çok hoşuma gitti. Şimdi geniş bir koridorumuz var. Sıralı şekilde 3 odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz arka taraftaki odadan başlayalım. Burası 16 metrekare boyutunda bir oda arkadaşlar. Yine çok güzel bir avize seçimi olmuş. Gerçekten farklı olmuş. Burada da iki tane isterseniz böyle aşağı doğru sarkıtabileceğiniz avize için ya da aplik için yer bırakmışlar. Harika olmamış mı değil mi? Bak buradaki süpürgelikler aşağıdakinden 1-2 ton daha açık renkte. O da güzel gözüküyor. Laminat da yine farklı. Farklı yapmışlar. Güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Şu kapıların burada da geçiş çıtalarının olmaması çok faydalı. Neden? Şimdi laminat yaptığınızda bu geçiş çıtası koyduğunuzda buraya ayağınız değdikçe o kalkıyor. E kalkınca orada kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Onu buradan silmişler. Böyle bir balkonumuz var burada. Güzel bir balkon. Arka tarafa bakıyor. Buradan deniz de görüyor ama deniz zaten uzakta. Gayet güzel. Güzel olmuş. Beklediğimden güzel olmuş. Açık söyleyeyim. Gerçekten harika olmuş. Genel kullanım banyo lavabomuz. Kocaman bir banyo lavabo yapmışlar. Ki kullanımı da bir hayli rahat. Ama şimdi ayna çok yukarıda olmuş. Mesela benim boyum 1.68. Ben ne yapacağım? Böyle mi bakacağım aynaya? Bu olmamış. Biraz daha aşağı inmesi gerekiyor bunun. Artısını eksisini söyleyelim. Müteahhitler de bize kızıyor ama yapacak bir şey yok. Yani bir ürün yapıyorsanız bu ürünün eleştireni de öveni de olacaktır. Biz gördüğümüz eksikleri söylüyoruz. Bu halledilebilir. Bence bunu bir tık daha şuraya kadar indirmeleri gerekiyor ki. Bir de bunun mesela şeyi de var. Çocuklar da kullanıyor ya. Biraz da onlara en azından hani diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için ya da İşte ne bileyim el yıkama alışkanlığı kazandırmak için pandemiden çıktık bildiğiniz gibi böyle bir aynanın olması burada onları da özendirir. Hatta biraz da şöyle bir tabure şeklinde yükseltilebilir burası. Daha da güzel olabilir. Çamaşır makinesi için yerimiz var. Üst tarafta raflar yapılmış. Burada yine bir duş alanımız mevcut. Biraz küçük olmuş. Alt kattaki daha genişti. Şuraya kadar uzatılabilir bence şu çizgiye kadar. Daha güzel olacaktır. Seramikler zaten aşağıdakinin aynısı. Bisam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Lake kapılar var. Şimdi bir de kurnazlık çıktı. Lake görünümlü kapılar yapıyorlar. Artık lake de kullanmıyorlar. Ortadaki odamız. Burası 14 metrekare boyutunda bir oda. Şu avizelerden bahsediyorum. Çok hoş duruyor bunlar arkadaşlar. İçerisine özellikle böyle güzel bir gün ışığında lamba takarsanız kitap okumak için ideal bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. Yatak başlığı böyle. Karşıya dolap sığar. Buraya küçük bir makyaj masası olabilir. Böyle küçük bir balkon var. Çıkmamıza gerek yok zaten. Buradan da gözüküyor. Buradaki avize diğer odalardakinden biraz daha farklı. Gayet güzel değil mi? Diğeriyle aynı mesele. Avize ama aplikler biraz daha farklı olabilirdi. Ama seramikler, süpürgelikler çok güzel gerçekten. Gerçekten harika olmuş. Sıra geldi ebeveyn banyolu odamıza. Şimdi oda çok güzel.
Balkon çok geniş, artı ebeveyn banyosu var. O da büyük bir avantaj. Şimdi bunlara bir bakarım. Bunların aynı hizada mı? Aynı hizada yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Yükseklikleri falan çok iyi. Yatak geldi. Şu seviyede kalıyorsunuz. Tabii bir de onu yatağa koyduğunuzda tamamen sizin odak noktanızı ortaya çıkarıyor. Elinizde bir kitap varsa ona net bir ışık değecektir. Güzel bir sürgülü cam yapmışlar. Aşağıdakinin aynısı. Şimdi banyoya girelim. Ama banyo olmamış. Şimdi mavi ışık olmaz ki. Mavi ışık banyoda olmaz. Şöyle bir düzeltmeye çalışalım bunu. Düzelmedi. Maviyi kapatalım o zaman. Ama ikisi bir kapanıyor. Şimdi mavi böyle biraz daha garip oluyor. Yani nasıl diyelim? Sanki birazdan şuradan iki tane köçek çıkacak. Arkadan bir Ankara havası çalacak. Kaşıklarla oynayacaklarmış gibi geliyor bana. Şu olay çok hoşuma gitti ama bak dikey şeklinde döşedikleri için seramikleri daha geniş duruyor. Daha geniş gözüküyor. Ferahlık var içeride. Mavi spotlar bence değiştirilir. Çünkü ben mavi sevmem. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani tozu falan da çok gösteriyor bu artık. Sürekli temizlemek zorunda kalırsınız burayı. Yine belli bir bölüm. Antresinenkle seramik yapılmış. Burada farklı bir dolap çeşidi kullanılmış. Güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Gözüm de arıttı. Mavi ışık hep böyle nedense. Mavinin böyle bir sıkıntısı var. Ya da ben sevmiyorum diye mi öyle oluyor acaba? Şimdi seni şöyle alayım. Güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Ne gezdik? 3 artı 1 akıllı sistem. Güzel, kaliteli yapılmış bir villa gezdik. Bu villanın satış rakamı da 5 milyon 500 bin TL. Dediğim gibi pazarlığı var. 2 tane var. İkisi de müstakil girişli. İkisinin de kendine ait park alanı var. İkisinin de havuzu var. İkisinin de bahçesi var. Güzel bir yer arkadaşlar. Bu villaya sahip olmak için ödeyeceğiniz rakam dediğim gibi 5 milyon 500 bin TL pazarlığı var. Şöyle bir durumda var. İstediğiniz zaman pazar günleri de dahil burayı gelip görebilirsiniz. Sağ alt köşede ya da sol alt köşede numaramız mevcut. Aramanız yeterli. Ya da detaylı bilgi isterseniz, fotoğraflarını isterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.